UHAV Televizyonu'ndan ve UHAV Radyo'dan hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programı ile karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi değerli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar yaklaşık bir saat boyunca sizlerden gelen soruları yanıtlayacak. Sorularınızı 0552 915 8242 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş Sefalar bulduk. getirdiniz. Ee, hocam e, malum günler akıp gidiyor. Evet. Ee, ve e, tabii sıkıntı da devam ediyor Filistin'de. Allah Allah kolaylaştırsın. Er gün konuşsak e, seza'dır bu Birkaç gündür en azından bir yeni bir şey olmadı o biraz Evet su serpiyor yüreğimize ama inşallah devam da olur. Yoksa evet. adamların sözü bittikten sonra daha şiddetlisiyle bulacağız filan yani. Doğrusu izah zor şeyler. İzahı zor. Dü, dü, dünya da bunu seyrediyor. seyrediyor. Asıl izah zor olan şeylerden biri zor de Zor olan da bu hocam. Ee, yani dünyaya bir düzen, nizam, intizam, huzur ve adalet gelecekse o Müslümanların eliyle olacak Ancak hocam. Baş, başka türlü, mümkün başka türlü ol olmaz. de mümkün değil. Onun için bize çok büyük görevler, vazifeler evet. düşüyor. Hocam bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Ee, hocam diyor, Kabe imamlarından biri çıkıp televizyonda diğer Müslümanların... Filistin meselesine karışmaması gerektiğini söyledi. Bu imamın arkasında namaz kılmak caiz midir diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi o imam ne niyetle söyledi, söyledi mi söylettirildi mi bilemiyor. Ee, peki böyle bir ifade kullanan kişi dinden çıkar mı çıkmaz Ha, o onun bir kanaatidir. Bize göre yanlış bir kanaattir. Ee, Müslümanlar tam tersine. Herhangi bir yerde birisi acı çektiği zaman bütün Müslümanlar onu işlerinde hissetmeliler o acıyı. Yani Hazreti Ömer'in bir sözü var ya kenarı Dicle'de eğer bir kuzu bir kurt kapsa evet. onun hesabı Ömer'den sorulur diyor. Evet. Tabi burada Ömer yok belki ama her birimiz birer Ömer gibiyiz olmalıyız en azından acısını hissetme evet. efendim huzursuz olma buğz etme konularında o imam öyle demiş bu biraz epey herhalde tenkit edildi ama daha sonraki bir hafta aynı imamın o Filistin için dua ettiği ağladığı ve çok güzel şeyler söylediğini de ben okumuştum. Evet. Şimdi onun bu yani diğer Müslümanlar bunlara karışmamalı yanlış bir ifade. Böyle şey olmaz. Olur mu öyle şey? Evet. Yani Müslümanlar karışacak. Ha, ne yapabilirler o ayrı konu. Ha, yani o insanları şeyine göre kimi gider orada savaşayım der, kimisi efendim beddua edeyim der, kimisi buz edeyim der filan ama karışır. O yanlış bir ifade ama öyle dediği için de o kişi dinden çıkmış olmaz. Yani bir kimsenin dinden çıkmış olması için e, bellidir ne, neler olduğu. E, dinden çıkmış olmayacağına göre arkasında namaz kılınır yani ne kılınmasın. Evet. E, o namaz kılmaya engel değildir. Evet. Hocam e, bu da çok sorulan sorular arasında. E, izleyicimiz şöyle soruyor. Kişi yaşayan annesi ve ölen babası adına zekat borçları olduğunu düşünerek zekat verebilir mi? Şimdi bir defa yaşayan annesinin zekatını verebilmesi için annesinin ona söylemesi lazım. Ya para vererek, vekalet vererek benim yerime şu zekatı ver demesi lazım. Veyahut da e, yani evladın malı atanın malıdır. Sen benim zekat borcum var, benim zekatımı öde en azından bunu demelidir. Çünkü e, zekat borçlusu kişi ya kendisi zekatını vermeli veyahut da vekiline verdirmelidir. Ya kendisi zekatını vermeli veya vekiline verdirmelidir. Ve vekiline verdirirken de benim yerime zekatını ver demesi lazım. Dolayısıyla annenin haberi olmadan, onun izni olmadan evladı annesi adını, adına zekat verirse ve annenin de zekat borcu var ise bu geçmez. Ee, ama bu bir tasadduktur, sadakadır, sevabını alır ayrı konu. Ölümle ilgili olarak e, vefat eden kişinin zekat borcu var ise eğer ve bunu vasiyet etmiş ise bu zekat borcu vasiyetten önce, yani diğer vasiyetlerden önce ödenir. Çünkü bu borçtur. Kullara verilmesi gereken, kulların hakkı olan bir borçtur. Dolayısıyla onun öncelikli olarak onun malında bıraktığı maldan verilmesi gerekir. Ama mal bırakmamışsa ve vasiyet etmemişse veya mal bırakmış ama vasiyet etmemişse çocukları onun yerine zekat verseler bu zekat yerine geçer mi geçmez mi? Bu konuda net bir şey yok, bilgi yok. E ancak şöyle bir durum var. Ee, has amlı bir kadın. Peygamber Efendimiz'e geliyor diyor ki ya Resulallah benim babama haç farz oldu ama hacca gidemedi. Onun yerine ben hacca gidebilir miyim? Peygamberimiz buyuruyor ki anne de olabilir. Ee, anneyin veya babayın çünkü burada bir has amlı bir kadınla ilgili var, bir kişiyle ilgili var bir kadınla. Bir de e, mesela birisi bir kadın e, bir başka kabileden bir kadın. Benim babam yaşlandı, bineğinin üzerinde duramıyor. Ben onun yerine hac edebilir miyim? ya yani bu iki tane rivayet Ortalıklı var. Rivayet var. Ha demek ki bu has anları ki annesi. Anneme haç farz olmuştu, gidemedi. Onun yerine ben gidebilir miyim diye soruyor. Peygamberimiz, annenin birisine borcu olsaydı öder miydin? Öderdim. Allah borcu ödenmeye daha layıktır diyor. Bunu bir kıyas aslında caiz değildir böyle yerlerde kıyas ama. Yani bundan esinlenerek. Bu, bunu örnek alarak. He, esinlenerek diyelim. Ee, acaba e, ölen ananın babanın zekat borcu var ise ve evladı onun borcunu öderse o ödenmiş sayılır mı? O Allah bilir. Evet. Ama karşılıksız kalmaz o kesinlikle. Kalmaz kesinlikle kalmaz hocam. Ee, köpek ve şey köpek şeytanın tükürüğünden yaratılmıştır diyorlar hocam doğru mudur? Doğru ise Hayır hayır Böyle bir, bir şey vardır. yok yani. Şeytanın aslı ateştir. Çünkü şeytan kendisini savunurken ne demiş? Hazreti Adem'in önünde eğilmeyince ben ondan üstünüm demiş. Beni ateşten yarattın onu topraktan yarattın demiş. Yani şeytanın kaynağı ham maddesi ateştir. Ateş burada köpeği diyor hocam. Köpek diyor şeytanın tükürüğünden yaratılmış. Ha tersi. <laughs> yok yok o da yok. Yani e, şey, şey, o, o, öyle bir şey de yok. Ben tamamen uydurma. Yani tam tersi. E, yani biz sanki şeytan ha, köpe köpeğin tükürüğünden bir yani. yaratılmış e, gibi yok. düşündük. Yok, ha, o, da, o da asılsızdır. öyle bir şey. O, o da asılsız olacağım. Ee, bir veya daha fazla süreyle oruç tutmayı adamanın hükmü nedir hocam? O adayı yerine getirecek. Yani bu kişinin Takatı içerisinde bir şey. Evet. Yani yapamayacağı evet. bir şey değil. Malai girmez. Yok girmez. <laughs> Şimdi hatta şu vardır bak, ömür boyu oruç tutmaya adayan kişi de oruç teczaktır. Hmm. Ömür boyu. Şimdi burada bir sene veya biraz fazla adadığı zaman o adanı yerine getirecektir. Ama tabii hasta olursa, efendim yaşlanır tutamazsa, o zaman işte fide gerekir gerekmez o ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Hocam, e, maaşımın kaçta e, kaçı bakım, yüzde kaçı birikim, yüzde kaçı bağış olmalı? Yani bu konuda e, dini olarak uygun olan bir oranlama söz konusu <laughs> Yoktur, böyle bir şey yoktur. Dinin e, şey yaptığı oran şey şudur, koyduğu sınır. İsraf etmeyeceksin. Peki israf nedir? İsraf kişiye göre değişebilir, ihtiyaca göre değişebilir. Bir ailenin beş çocuğu varsa ve o beş çocuğa yapılacak harcamayla bir çocuğu varsa ona yapılacak harcama aynı değildir. Evet. Birisinin ki efendim e, okul çağında masrafı gerektiriyor, öteki gerektirmiyorsa aynı değildir. Yani burada ben maaşımı şuna böleceğim, şu kadar bütçe şey yapacağım, şu kadarını şuna, bu kadarını buna öyle bir şey yoktur. Yani. İhtiyaç neyse odur ama e, ihtiyaca harcanırken de, Evet. israfa girmeyecektir. Yani öncelikle sorumlu olduklarının ihtiyacını gidermek. Tabii mi? birinci görev o bir de şu vardır bakın. O nafaka konusu bazen konuşuyoruz. Yani her kadının kocasından olacağı, alacağı nafaka hakkı eşit değildir. Evet. Yani diyelim ki bir birim korsak ...birisininki bin liraysa ...ötekininki iki bin lira olabilir. Bir başkasının ki beş yüz lira olabilir. Bu niye göre değişir? Evet. O insanların sosyal statüsüne göre değiştir. Evet. Yaşadı, maddi durumlarına göre değişir. Şehre göre Her, e, yani de, ihtiyaca göre değişebilir. Hocam Rabbimiz ibadette bana ortak koşmayın der ama neden camilerde Allah lafzı ile birlikte peygamberimizin lafzı yan yana konur ve biz ikisine de secde eder gibi önünde eğiliriz. Bu ne kadar doğrudur diyor. Efendim şimdi bir defa biz camide ne Allah'a ne peygambere secde Oradaki Allah resmine. Evet, Allah ya da hattına, yazısına, yazısına, hattına. Yazısına. Resmine değil Allah yazısı da hattına sözde yatıyor değiliz. Evet. Biz bizim de her zaman bizim en yakınımızda olan, bizi gören, duyan, efendim her hareketimizi bilen, bize şah damarımızdan daha yakın olan Cenab-ı Hakk'a secde ediyoruz. Bu bir. İkincisi camilerde o e, lafzatullah ...veya Öyle. peygamberimizin isminin asılması şart değildir. Evet. Ha bu uygun görülmeyebilir de. Yani böyle bir şey gerek yok denilebilir. Gerek yok denilir zaten o kolay da. Hatta evet. böyle bir şey doğru değildir de denilebilir. Niye? Evet. Çünkü böyle bir şey yoktu eskiden. Yani bu sonradan sonra ya işte bu camilerin biraz süslenmesi, süslenmesi işte. tarih olarak nedir bilmiyorum. Hatta bazı yerlerde biliyorsunuz e, Allah peygamberin ismi Hulafa-i Raşid'in isimleri filan da var evet. bazı camilerde. E bunlar oraya bir ne bileyim e, kimin etkisiyle konulmuş. O dini bir gerek değildir ve onların orada oluşu, asılı oluşu onlara yönelik olarak ibadet ediliyor manasında değil. Gelmez. Gelmez. E yani peki Peygamber Efendimizin adının e, Allah ile aynı yerde zikredilmesinin bir şey var mı? Z <gülüyor> <gülüyor> ya da konulmasının bir sakıncası var mı? Zikre nasıl da <laughs> zatım ile zatını mirat edindim zatını zatım. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Ben kendi zatımla seni yan yana. Evet. Şimdi Allah ve Rasulü diyoruz. Ati'ullaha ve ati'ur Resul. Evet. Allah'a itaat edin, Resul'üne itaat edin. Bu e, Allah'ın Hazreti Peygamber'in zikrini kendi zikriyle yan yana getirmesi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a verdiği değerin bir alameti olarak bilinir. Yani peygamberin isminin Cenab-ı Hakk'ın kendi ismiyle yan yana zikretmesi Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Peygambere olan verdiği değerin alameti kabul edilir evet. tefsirlerde. Ya yani dolayısıyla bu bir sakınca değildir aslında. Peygamberimiz için bir önemli şeydir. Evet yani kelime-i şehadette bile beraber. Teşhedü en la ilahe illallah Aynı. ve enne Muhammeden Resulullah. Dur, Hep resul. böyle. Böyledir. Hatta şöyle bir ifade efendim bir tefsirden hatırlıyorum. Ee, yeli zikruhu ve yeli zikrahu... Zik, zikruhu zikrahu... yani peygamberin zikri Allah'ın zikrinin peşinde geldi. Evet. O, o şekilde bir ifade var. Evet. Ya yani insanların en hayırlısı olan bir e, i̇nsan. insan kainatın Allah en efendisi Allah'ın da son elçisi. Evet. Onun isminin Allah'ın ismini zikretmesen daha doğal bir şey yok. Hocam diğer bir izleyicimiz de şöyle diyor. Prostatla alakalı olarak idrar kaçınma problemi yaşıyorum. Bazen bu kaçırmayı fark ediyorum, bazen de fark etmiyorum. Üç defa ameliyat oldum. Namazları özürlü olarak mı yoksa normal mi kılmalıyım? Buradan anladığım kadarıyla sürekli bir akıntı yok. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Ama farkında değil. Yani farkında değil. Her namaz için bir abdest alsın. Evet. Yani özürlü sayılmaz ama hı hı. madem böyle bir şüpheye düşüyor hı hı. bir defa farkında olmadan gelenden dolayı sorumlu değil. Eğer zanlı galibi bir tarafta değilse. Ama farkına vardığı zaman elbette abdesti bozulmuş olur. Bu, bu ihtilaftan kurtulmak, ihtiyatlı davranmak için en iyisi e, en azından şüphe ettiğinde her namaz için abdest alsın ve bu şeyden kurtulsun. Evet. Evhamdan, evhamdan kurtulsun. Ee, hocam ben din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Kur'an derslerinde çocuklar sıkılmasın diye konuları tam işlemeyip Bazen muhabbet yapıyoruz. işte maça götürüyorum öğrencileri. Onlara film izletiyorum. Ve onların derslisi bir şey yapmalarına ses çıkarmıyorum. Bu doğru mudur? Caiz midir? <laughs> Şimdi e, şey, devlet bir memura bir görev veriyor. Diyor ki sen bu görevi yapacaksın. Ve buna karşılık da ben sana para vereceğim, maaş vereceğim. Ben de kabul edip giriyorum o göreve. Şimdi öğretmene görev ne? Her derste diyor şu kadar saat ders yapacaksın. Diyelim 40 dakika. Genelde 40-45 dakika oluyor. Ha günde de işte şeye göre, e, yoğunluğa göre 4 ders, 5 ders yapacaksın. E şimdi o zaman benim vazifem, o derse girdiğim zaman, o devletin koyduğu e, zaman içerisini derste doldurmak müfredatı uygulamak. Yani, yani 40 dakika eğer ben ders yapacaksam veya 45 dakika yapacaksam o kadar süre ders yapmam. Ancak bizim işin bir de pedagojik yönü var. Evet. Ve bunun pedagojik yönünü de en iyi öğretmen bilir. Tabi bu teorik olarak, nazari olarak söylenebilir. Efendim bir öğrencinin dikkati en çok 20 dakikadır. Ondan sonra dikkati dağılır. Öyleyse ona bir zihin değişikliği yapmak lazım şeklinde bilgiler olabilir. Hani böyle bir şeyler aklımda kalmış. Ha, ama bunun yolu çocukları sınıftan götürüp de top oynatmak değil. Veya film seyrettirmek değil. Ha çocuklar top da oynar. Belki film, film alakalı. Film de seyrederler olabilir. ama bunu ders saatleri dışında yaparlar. Hatta bir arkadaşımız vardı öğretmen. Onun bir lafını hiç unutmam. Bir müfettiş gelmiş onun sınıfına. Ee, öğretmenlikte bizim de sınıfımıza müfettişler gelirdi. Biz de öğretmenlik yaptık. Ee, ve hoca başlamış böyle ders boyu konuşmuş. Ha? Müfettiş onu tenkit etmiş. Demiş ki bak çocukların şey dağılır... Hiçbir şey bulamazsan çocuğun zihinde atacak. Şöyle camdan dışarıya bak. Çocuklar bugün de hava ne kadar güzel değil mi ya? De o onları değiştirir demiş. Yani bu gerekiyor. Evet. Yani bir arada bir fetret bir, bir, boşluk gerekiyor belki. Ha bu derse göre, konuya göre de değişebilir. Yani bazı dersler vardır çok sıkıcıdır. Evet. Ama dersler ama bazı dersler vardır çok akıcıdır. Dolayısıyla bu her ders için söz konusu değil. Evet. Ha öğrencinin dikkatini toplamasını sağlamak öğretmenin hüneridir. Hüneridir ve onu pedagojik formasyonun gereğidir. Ama o 40 dakikalık dersin yarısını başka şeylerle <laughs> meşgul olarak geçirmek yani doğru olur. Dersle alakası olmayan konularla da de belki derse ya, bağlantısı olan konular olabilir. Dersle ala <laughs> alakası olmayabilirdi ama o bir dakika olur, iki dakika olur. Evet. Yani 15 dakika olmaz. Olmaz. Tabii dersle ilgili olursa daha güzel olur. Bir tarihi bir olay söylersin. Evet. Veya iki, iki satırlık bir beyt okursun. Yani ya evet. çe çeşitli yönleri var bunların. Yani Kur'an dersiyle alakalı da sınıf içi etkinlikler, farklı şeyler var hocam. Onları... Neyse yani o hocam ben bilmem <gülüyor> onları. <gülüyor> Biz <gülüyor> de eğitimin içinde olduğumuz için evet. e, biliyoruz. Bu tarz etkinlikler var. Ya bunları ço çoğaltmak lazım. Şey vardı. Gönelli Mehmet Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Bilirsin. Bu Sultanahmet Camii'nin emekli imamıydı. Sultanahmet Camii'nde vaaz ederdi. O şey yaparmış. Vaaz esnasında biraz konuştu ya bakmış ki cemaat eğer dalmışsa cemaat size ben bir ilahi söyleyeyim der bir ilahi söylermiş. Ve onlar uyandırırmış. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim hocası da çocuklar ben bir bak yavuzu besmele çekeyim de uyandırır yani. Evet, evet. Yani e, film izletmek yerine belki e, güzel okuyan e, kariler Ha bak onları, güzel. E, o, o, bugün imkanlar bol. Cep evet. telefonlarında hepimizin var yani. Akıllı tahtalar var bütün sınıflarda. Evet. E, o o işte güzel o. Evet. Hocam namaz kılınması mekruh olan vakitlerde tavaf yapılabilir mi? Tavaf yapılabilir. Yani tavaf için bir kerahat vakti yoktur. Yok. yok. Evet. Ancak tavaf namazı kılar mı, kılmaz mı? Orada farklı görüşler var. Hanefi mezhebine göre kerahat vakti çıktıktan sonra kılınması uygun olur. Evet. Ee, hocam iş yerimde sürekli radyo açık bulunuyor ve yakınında da bir lavabo var. Bazen Kur'an okunurken biz lavaboyu kullanıyoruz. Bunun bir sakıncası var mı? Herhalde kapısının penceresini örtüyordur yani lavaboya girdiği zaman. Bir odada Kur'an-ı Kerim sesi var, öbür tarafta kapalı bir yerde lavabosu var. Onun bir sakıncası olmaz. Olmaz, evet. Ama tabii tuvalette orada Kur'an-ı Kerim okuması elbette olmaz, caiz olmaz. Caiz olmaz, Hocam bedel olarak hacca giden kişi kendi adına kurban kesmeli midir? Şimdi e, hangi kurbanı kesecek? Bedel Hı. olarak hacca giden kişi e, diyelim ki bedel gittiği kişinin kıran haccını şey yapmıştır, bedel ve vekil etmiştir. Kıran haccı yapacaktır. Yani hem umreyi hem haccı birlikte, yapacak. birlikte yapacaktır şey adına şimdi bu kişi kendisini gönderen, gönderen adına, gibi. müvekkil adına. Ve bu kişi şimdi kurban kesecek, değil mi? Yani o evet. Şey kurbanı kesecek. Ona biz şükür kurbanı diyoruz hanefiler. Yani o o temettü ve kıran hacını yapanların kestiği kurban var. Evet. O hacının görevi. Dolayısıyla kim hacı oluyor burada? Gönderen kişi, gönderen adına o, o demiş ki sen benim adıma kıran Haçı yap. Ha, o zaman ne olacak? Ee, kurbanı şeyden kesecek kendisine yapılan paradan kesecek bu bir peki böyle birisinin yani bedel olan birisi giden birisi kendi udhiye dediğimiz kurban bayramı kurbanını keser mi kesmez mi şimdi burada iki iki görüş var görüşün biri şu eğer bir kimse Mekke'de mukim ise yani Mekke'deki kalış süresi vardığı ve döneceği süre e, veya Arafat'a çıkmadan önceki süre süre bunun e, 15 gün veya daha fazla ise bu kişi mukim sayılır. Veya Arafat'tan döndükten sonra 15 gün veya daha fazla kalacaksa o zaman Arafat'tan döndükten sonra mukim sayılır. Ama Arafat'a gitmeden 15 günden az kalacaksın ve Arabat'tan döndükten sonra iki, e, 15 gün az kalacaksa bu kişi misafirdir. Ha şimdi misafire kurban vacip mi? Değil. Buradaki misafire de kurban vacip değildir. Onda ittifak var. Peki mukimse orada kişi. Ona kurban kesmesi vacip mi değil mi? Yani o udhiye dediğimiz kurban bayramı kurbanını kesmesi vacip mi değil mi? Burada farklı görüş var. Fakat bizim Hanefi mezhebinde Müteber kabul eden ve fetvaya esas olan görüşe göre ayrıca onun bir de burada kurban kesmesi gerekmez ama nafile olarak kesebilir o ayrı konu. Evet. Ee, hocam yaşlı ve engelli bir hastayım, eşim de hasta. Evimi satıp e, faize vermek istiyoruz ve bu şekilde kendimize baktırmak istiyoruz. Bu caiz midir? Hayır, faize vermek caiz olmaz. Onu başka türlü paranın değer kaybını önlemeye yönelik veya gelir elde etmeye yönelik başka imkanlar var. O imkanları kullanmalı. Yani o meşru yolu ki ilk akla gelen burada katılım bankalarının çalışma tarzı oluyor. Böyle bir şeye değerlendirmesi uygun olur. Evet. Faize vermesi caiz olmaz. Caiz olmaz. Evet. Ee, hocam akşam namazının farzını kılarken yatsı ezanı okunsa sünneti kılmamız gerekir mi? Gerekmez. Çünkü farzını kıldık sün vakit, yani farzını kılarken vakit çıkmış oluyor zaten. Dolayısıyla vakit çıktıktan sonraki kılınacak namaz kaza olur. E, sünnetlerin de kazası yoktur. Ama tabi yatsı namazının sünnetini kılar, ondan sonra yatsıyı evet. hocam Şimdi şöyle hı. bir hadis var. E, bir defa sabah, öğlen ve yatsının sünnetleri 12 rekatla ilgili peygamberimizin hadisi var. Değil mi? Bir kimse günde 12 rekat namaz kılarsa, nafile veya sünnet, Allah ona cennette bir köşk yapar. Sabah namazdan önce iki rekat, öğleden önce 4 sonra iki, etti 8 Akşamdan sonra iki, 10 yatsıdan sonra iki, on iki. Peygamberimizin bu saydıkları içerisinde ikindinin sünneti yok. Ve yatsının ilk sünneti yok. İkindinin ile ilgili ayrıca hadis var, başka bir hadis var. Ama yasin sünneti ile ilgili ben doğrusu bir hadis bilmiyorum ama peygamberimizin bir de genel manada şey var. Ezan ile kamet arasında namazı teşvik etmesi var. Yani ezan ile okunan ezan ile yasına, şey farz, e, farz namazın kameti arasında sünnetlik teşvik eden hadisi var. E yasın namazın sünneti de ona dayanır. E, o şekilde kılınır. E, yalnız e, sünnetler kaza edilmez. Sabah bunun bir istisnası var biliyorsunuz. Sabah namazı. Sabah namazının sünneti eğer farzıyla beraber kılınamamışsa ve o gün öğleye kadar farzıyla birlikte kılınacaksa kaza edilir. Kaza edilir. Ee, hocam hastanelere alınan sağlık cihazları zekat yerine geçer mi? Şimdi zaman, burada birkaç gündür buna benzer sorular geliyor. Zekatın verileceği yerler Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıf olarak açıklanmış. Ve bu 8 sınıfın hepsi de insan. Ve bu sekiz sıfın hepsi de o müellefe kulüp ve amil yani zekat toplayanlar hariç diğerleri yoksun. Yani fukara, miskin, efendim yolcu i̇bn Sebil, fi sebilillah, evet. rakabe yani köle azadı, efendim borçlu, misafir, e, bir de müellefe kulüp sekiz sürüp bunlar. Bunların hepsi insan. E şimdi bir hastaneye herhangi bir cihaz almak veya okula herhangi bir diyelim eğitim aracı almak veya camiye diyelim hoparlör kurdurmak. O cihazı hocam ihtiyaç sahibi olanlar kullanacak ama. Ee, olsun. Onların Onlar ihtiyacını ki, kişi, kişi kişiye temlik gerekiyor. Buralara zekat verilmez. Niye? Çünkü zekatın geçerli olması için İki temel şart var. Bunlardan birisi niyet, öteki temlik. Temlik ne demek? Temlik bir malı bir kimsenin mülkiyetinden başka bir kimsenin mülkiyetine geçirmek. Peki hastaneye alınan cihaz, okula alınan cihaz herhangi bir kişinin mülkiyetine geçti mi? Geçmedi. Dolayısıyla o şey olmaz. Zekat olmaz. Ama şu adam birisi fakir birine zekatını vermiş para olarak. O alan fakir de gitmiş onunla bir cihaz almış hastane hediye etmiş. E bu olur. O sevabı kim alır? Sevabı kendisi alır. O şey alır. Sizi fakir. Fakir alır. Evet. Şimdi çünkü birine helal olmayan şey ötekine helal olabilir. Mesela şöyle bir olay var. Gene zaman zaman burada tekrarlıyoruz. Berire isminde bir cariye vardı biliyorsunuz. Hazreti Ayşe validemiz bunu satın alıp azat etti. Ve o peygamber efendimize bir yemek ikram etti. Resulullah yiyeceği zaman onu dediler ki ya Resulullah bunu siz yiyemezsin. Niye? Çünkü bu zekattan bunu pişti. Yani berriye zekat olarak verildi. Çünkü peygamber ve sülalesi, ailesi zekat alamaz. Zekat yiyemez. Dedi ki peygamber efendimiz, beririye bu zekat ama bize hediye dedi. Yani şimdi sen fakire zekatı verirsin, o da onunla bir cihaz alır. Ha, bizden o fakir için o zekattır, ama onun verdiği yer için hediyedir. Hediyedir, evet. Yani fakir de onu zeka zaten fakir zekat veremez. Yani mesela evet. şayet öyle bir şey olursa. Olursa. E, hocam yine bir dertli bir e, baba kardeşimiz e, yazıyor, e, soruyor. Hocam bir kızım var, biz demeden küçük yaşta kendi isteğiyle tesettüre girdi, fakat bu sene üniversiteyi kazandı ve üniversiteye gitmeden önce de açılacağını söyledi zaman zaman annesini söylüyordu. Ben de çok sert bir karşılık vermeden bunun haram olduğunu fakat onun iradesinde bir şey diyemeyeceğimi söyledim. Baba ben bu şekilde daha iyi olacağım dedi ve saçını başını açtı. Bu durumla çok üzülüyorum. Çok da kırıldım. Kızıma nasıl yaklaşmalıyım? Ne tavsiye eder hocam? Vallahi bilemiyorum tabii. Yani bu bir tecrübeyi gerektiren bir şey. Psikolojiyi gerektiren bir şey, pedagojiyi gerektiren bir şey. Ama şu var bizim dinimizde Allah'ın yoluna hikmetle ve güzel nasihatle davet et. Evet. Ödu ila sebil rabbike bil hikmeti vel mevuzatil hasene. Bu Hazreti Nuh'un da hocam Kur'an'daki evladına hitabı o şekilde. Hazreti İbrahim'in babasına hitabı Evet hitap yani şekil. hikmetle ve güzel nasihatle. Evet. Zorlamayla bir iş olmaz. Özellikle gençlere. ve yani onları telkin edecek. farkına yani direkt telkin de bazen Yeter artık ve bıktık diyebilir. Buna da meydan vermeden başka yöntemler de belki evet. kullanmak mümkün. Bir de şu aklıma geldi benim. Arkadaşlık, üniversitede arkadaşlık kuracağı kişileri mümkünse... ...mesela mütesettir, tesettürlü kızlarla onu bir araya getirip... ...onlarla arkadaşlıklarını temin etmeye çalışmak. E, tabii şuna benim aklım ermiyor. Tabii herkesin kendi düşüncesi kendisine... Yani bu kızlar, gençler başını açtığı zaman acaba ne kazandıklarını düşünüyorlar? Kapattıkları zaman ne düşün işte kaybettiklerini düşünüyorlar bilemiyorum. Evet. Ya bu şimdi daha iyi olacağım diyormuş. Yani inançlı bir insan şunu hesaba katmalı. Ya ben başımı açarsam günaha girmiş oluyorum. Ama başımı örtersem sevap kazanıyorum. Evet. Ve başımı açmanın bana getirdiği hiçbir kazanç yok. Çünkü Bugün günümüzde bir zamanlar işte başörtüler dışlanıyordu, horlanıyordu, işe alınmıyordu, okula alınmıyordu. Efendim ikna odalarında işkenceye tabi tutuluyorlardı. Falan. Ama elhamdülillah bugün öyle bir şey yok. Yani insanlar kıyafetleri sebebiyle ne e, tedrisattan okuldan eğitimden men ediliyorlar, ne de işten. Yani başörtüyle polis var, başörtüyle askerimiz var şimdi. Peki? Burada devletimiz ne de kaybetti, milletimiz ne kaybetti? Yani Çok o şanslar, polisimiz, evet. ya hanımefendi polisleri de vardı. Ya onlar ne yapıyorsa başörtülüsü de aynı yapıyor. Veya asker veya doktor her neyse. Yani. E, tabii o yani ben anlayamıyorum. <laughs> tabii kendilerine göre onların bir anlayış şekli vardır. Yani bunları anlatsın bu şekilde belki faydası olur ama evet. zorlamak, fayda sağlamayabilir. Yani başını açmış olması dinden çıktı anlamına gelmez. Gel gelmez gelmez. Yani öyle düşünmesin. Ama şu var. Başörtüsü yok, öyle bir şey. Astarı yok, bu uydurma demesinler. Evet. Bunu derse o zaman iş tehlikeye girer. Evet. Hocam bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz. Kolay gelsin. Ben Katılım Bankası'ndan gümüş alıp satıyorum. Gümüş yükseldiği zaman satıyor, düşünce alıyorum o arada. Paramı Katılım Bankasında vadeli yatırıyorum. Bu caiz mi? Şimdi burada iki şey var. Gümüş alıp gümüş satma, bir de parayı vadeli yatırma. Evet. Şimdi gümüş alıp gümüş satmak caiz. Ama bu aynen altın alıp altın satma gibidir. E, şu önemlidir bu para cinsinin e, alınıp satılmasında ki para cinsi deyince bizim cebimizdeki kağıt para da olur efendim altın da olur, gümüş de bunların hepsi para kabul edilir. Ve bunların ister kendi kendileriyle olsun, ister başka bir cinsle olsun değişiminde mutlaka bedelleri aynı mecliste el değiştirmesi gerekir. Yani ben sana gümüş satacaksam gümüşü verip parasını almalıyım aynı mecliste. Yeden bir yedin. Yeden bir yedin. Veya ha en bi ha in diye de hadiste geçer. Ama burada bir sözleşme yapıyoruz, ben gümüşü sana burada verdim, sen çıktın dışarıya, oradan para bulup geldin. Önceki sözleşme geçersiz olur, yeniden sözleşme yapmamız gerekir. Yani bu, bu bir şeydir, bir kuraldır bu. Şimdi eğer biz Banka o bankada ya. gümüşü aldık, anında benim hesaba geçti. Benim param da anında onun hesabına geçtiyse ve bankanın kasasında gümüş varsa, hayali bir gümüş değil... O takdirde bu olabilir. Ki alt, aynı şey altın içinde söz konusu. Ama bankanın kasasında gümüş yok, efendim altın yok ama tutuyor işte piyasadaki altını almadan satıyor. Satmadan alıyor her neyse. E bu caiz olmaz. Bu bir. Katılım bankasına vadeli yatırmaktan maksat kar zarar ortaklığına yatırmaktır. Yani çünkü bu Cari hesap dedikleri şey istediğin zaman çekebiliyorsun. Orada bir ortaklık yok. Orada Sadece ortaklık yok. bırakmış oluyorsun. Ha, oraya emanet etmiş oluyorsun paranı. <laughs> Ama öbüründe ortak oluyorsun. Para kazanıyor o senin verdiğin para da para kazanıyor diğer paralarla beraber havuzdan. Ve o senin parayın da kazandığı paradan bir miktarını sana veriyor. Evet. E, bu bir tüccara ben para versem. Ve desem ki sen bu parayı çalıştır. Elde ettiğin kazanç ikimiz arasında ortak olsun. O da çalıştırsa ve para kazansa, bu caizdir. Buna mudarebe veya kıraz denilir fıkıhta. Bu katılım bankalarıyla ilgili çalışmada biraz buna benziyor. Buna benziyor. Ve onlar bu şekilde çalışıyorlarsa yapılan işler. Böyle diyorlar. Ya. Biz böyle yani çalışıyoruz yani. diyorlar. Murabaha evet. yoluyla para kazanıyoruz diyorlar. Ve bizim evet. o yani şey olarak vatandaş olarak onlara para yatıran kişi mudarip şey Rab, rabbul mal oluyor şey olan yani para sahibi oluyor. Sermaye sahibi. O da çalışan mudarip olmuş oluyor o şey. Banka. 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 evet. Ee, hocam her ay maaşımın kırkta birini zekat olarak veriyorum. Ayrıca birikimimden tekrar zekat vermem gerekir mi? Şimdi bir kimsenin kendisine zekat farz olmadan zekat vermesi halinde zekat borcu düşmez. Yani Zekat, verdiğinin zekat sayılabilmesi için kendisine zekatın farz olmuş olması lazım. Yani asli ihtiyaçları ve borcundan çıktıktan sonra 80.18 gram altın değerinde evet. parası, altını, gümüşü veya ticaret malının olması lazım. Bunlar varsa bu kadar. Ondan sonra sene başladı bunlar vardı. 2 ay sonra verebilirsin, 3 ay sonra verebilirsin. Veya birikimin var, zekat farz olmuş sana. Her ay maaşından bir kısmını o zekata mukabil verebilirsin. Bu olur. Ama senin hiç malın yok. Sadece zeka şey, e, maaşın var. E, onunla zekat veriyorsun. Bu zaten zekat değil, sadaka olur. Çünkü zekat farz değil. Evet. E, peki ben şimdi maaşımdan para verip de daha sonra nisap miktarı mala sahip olursam o verdiğim para Maaşımdan verdiğim para o malın zekatı, sonradan elde ettiği malın zekatı olarak geçerli mi? Geçmez. Geçmez. Dolayısıyla nisap miktarı para sahip olmak lazım. Burada herhalde zekatı zamana yayarak ödeyebiliriz. Hanefi mezhebinde, yani aslında diğerlerinde de ödenebilir de, yalnız e, sorumluluk konusu. Mesela Hanefi mezhebinde zekat farz oldu. Yani nisap miktarı malın üzerinden bir sene geçti. Ama ben vermedim henüz. Üç ay sonra verdim. Olabilir. Ama şafir de böyle değil. Diğer mezheplerde öyle değil. Sene doldu vermesi lazım. Vermezse ondan sonra günaha girmiş olur. Kaza gibi olur o. Ayrıca tövbe etmesi lazım. Tabii bir de şu var. Mesela bir kimse zekata nisap zekat vermesi gerektiği kadar parası var, malı var. Sene doldu. Vermedi. Altı ay sonra o mal tümüyle iflas etti. Elinde bir şey kalmadı. Bunu bunun zekat borcu düştü Hanefi mezhebine göre. Hmm. Çünkü o zekat farz olur olmaz vermek zorunda değildi. Ama diğer mezheplere göre o zekat borcu düşmedi. Öteki dünyaya borçlu gider. Boşlu gider. Evet. Ee, hocam anne ve babası vefat eden bir insan onlara sevap kazandırmak için mezarına mezarının başına mı gitmesi gerekir yoksa evden de onlara dua edip... Evden de diyebilir. dua edebilir. Efendim Kur'an-ı Kerim okur, okuduğu Kur'an-ı Kerim'in sevabını bağışlar veya başka ibadetler yapar e, farz olanların dışında. Onun evet. sevabını bağışlar. İlla kabristana gitmesi şart evet. değil. Kabristana giderse kendisi de belki ölümü hatırlar. Evet. Ölüme hazırlanma onun için bir şey olur. Peki kabristana Ve, gitmezse hocam? gitmese de olur işte evinden okursa. Yok yok yani normal mesela e, bir sene geçti iki sene hiç kabristana uğramasa olur mu? O olur. Ondan dolayı Allah sormaz. Niye kabristana uğramadın diye sormaz. <laughs> evet, evet. o da bir şey. Ana baba da sormaz herhalde. Niye sen beni ziyarete gelmedin diye. Hayırlı evlat. Salih evlat. Evet. Değil mi? Yani ana baba için dua edecek. Ve bunun en kolay yolu da namaz kılmaktır. Evet. Çünkü namaz kıldığımızda selam vereceğimizde Rabbena firli ve li valideyye. Tahiyyatta <laughs> otururken. Onu okuyoruz. Ya Rabbi beni bağışla. Anamı babamı bağışla. Evveledin yadu ileyhi. Yani. yani o defteri kapanmayanlardan birisi peşinden kendisi için dua eden evlat bırakındır. Peki kabirlerinin bakımsız olmasından dolayı bir e, sorumluluk olur. Hayır. Bir, bir şey olmaz. Tat tersi. Öyle şatafatlı, tantanalık kabirler yasaktır. Çünkü onlar boş masraftır. ve Bir de gayrimüslimlere benzeme vardır o kabirlerde. O yüzden o pek hoş karşılanmaz. Hatta e, selefiler kabir üzerine herhangi bir şey yapmayı caiz bile görmezler. Mesela hacca umreye gidenler o Cennetül bakıya vardıkları zaman veya Cennetül muallaya vardıkları zaman e, orada bizim buralarda olduğu gibi herhangi bir yapılmış kabir göremezler. Evet. E, hocam Rahman suresindeki e, iki cennet vardır e, ayetini nasıl anlamalıyız? Bu iki cennet kimler? Şimdi onu ben baktım bir vesileyle. Tabi o müfessirler bunu izah etmiş oluyorlar. İzah. E, bunu birisi şu iki cennetten birisi yani bu müfessirlerin tefsir yazanların e, görüşleri olarak yorumları olarak yorumları olarak birisi cennetlerden birisi müslümanlara ait olan birisi cinlere ait yani birisi insanlara ait olan birisi cinlere ait olan deniliyor bu bir bir ikinci görüş e, bunlardan birisi insanın yaptığı ibadetlerin karşılığı olan cennet birisi de kaçındığı günahların karşılığı olan cennet. Bir böyle diyenler var. Birisi farzlara yaptığımız ibadetlere karşılık olarak verilen cennet, diğeri ise bir ödül olarak ilaveten Amelimizin karşılığı değil de Allah'ın lütfu olarak verilen cennet deniyor. Birisi bedene ait cennet, diğeri efendim e, ruha ait cennet şeklinde açıklayanlar var. Efendim e, başka ne var? Ha Birisi Adın Cenneti, birisi Naim Cenneti e, şeklinde açıklamalar var. Yani bunlar yorum. E, evet. ama aslı nedir Allah bilir. Ama neticede Müslümana iki cennet var. Var. Allah'tan korkanlara. Korkanlara. Allah'ın huzuruna çıkanlara, evet. Allah'a evet. o Allah'tan korkanlar, Allah'ın huzuruna çıkanlar şeklinde de açıklanabiliyor. Evet. Hocam, her umre için mikata gitmek gerekir mi? Tabii. Yani şimdi Umre'nin miqatı Mekkeliler için şeydir, e, harem sınır hildir. Yani hil demek, o Kabe-i Muazzama'nın etrafında harem denilen bir bölge var. bu bölgenin sınırları var ki bu bizim e, hacılarımızın en çok gittiği sınır Ten'im'dir. Ki o Ten'im, Hazreti Ayşe validemizin Umre yapmak için gidip ihramlandığı yerdir. Ten'im. Or orada Hazreti Ayşe Mescidi var, camide yapılmış tabi başka taraflarda mesela Arafat taraflarında da var filan. Şimdi dışarıdan giren yani umre için Türkiye'den veya başka yerden girenler mikat dediğimiz sınırı ihramsız geçemezler. Orada ihrama girmiş olacaklar. Ama Mekke'deki yaşayanlar, oturanlar ister Mekkeli olsun, ister Mekke'de geçici sürede ikamet edenler olsun. Bunlar umre yapacaklarsa o ...hil dediğimiz bölgeye yani... ...ten'ime veya benzer bir yere... ...gidip orada... ...ihrama girmeleri gerekir. Yoksa... ...ihrama girmeden umre olmaz. Evet. Çünkü umrenin... ...niyeti de... ...ihram şartı var. Hocam yine bir... ...uzun bir sorumuz var. İzleyicimiz diyor ki hocam biz beş kardeşiz. Dört kardeşimiz okuyup... ...bir meslek sahibi oldu. Bir yerlere geldi ama... Diğer bir kardeşimiz var 34 yaşında ve hiç çalışmıyor. Annemle beraber evde kalıyor. Anne babam da e, maaşından e, onun kirasına her şeyini ona veriyorlar. E, erkek kardeşim annemle babamdan aldığı paraları e, bir kısmını işte haram işlerde kullanıyor, içki içiyor, zina ediyor. Bu durumda annemle babam e, diğer dört çocuğunun hakkına girmiş olur mu? Kardeşime verdiği paradan dolayı. Şimdi burada birkaç yönlü bakılabilir olaya. Bir, o 34 yaşındaki adam çalışmayış, tembelliği. İki, eline geçen parayı gayrimeşru yollarla harcaması. Üç, anne babanın diğer evlatlarına değil de sadece buna destek çıkması. Şimdi e, bir defa e, işki içeceğini bile bile veya başka bir günah işleyeceğini bile bile ananın babanın ona para vermesi caiz değil. Onu koyduk. Peki çalışmıyor çalışmaması, kazanç temin etmemesi haram mıdır? En azından İslam'ın ruhuna aykırıdır. Haram denilemese bile kötüdür, yanlıştır. Peki ana baba diğer çocukların hakkını yemiş olur mu? Ana babanın evlatlarına miras bırakma mecburiyeti yoktur. Ha, hayatındayken tüm malını, mülkünü herhangi bir kimseye verebilir. Bu herhangi bir kimsenin içerisinde evladı da vardır. Ancak eğer çocukları, diğer çocukları ihtiyaçlı iseler, onları mahrum bırakmamak lazım. Hatta Peygamber e, Efendimiz'e ashabtan biri geliyor, diyor ki, Ya Resulallah, benim bir tek kızım var. Benim şu kadar da malım var. Ben onu Allah yolunda vermek istiyorum. Ne dersin? Çok diyor Peygamberimiz, çok. Peki üçte ikisini vereyim, o da çok. Yarısını vereyim, o da çok. Üçte birini vereyim. O da çok ama haydi bakalım. Ki o vasiyet üçte birle sınırlı oluyor. Ve buyuruyor ki senin aile evradını, çocuklarını başkalarına muhtaç bırakman onun malının tamamını tasadduk etmenden daha kötüdür. Dolayısıyla çocuklarına ihtiyaç varsa onlara bırak. Şimdi bu anne baba bu dört kardeş yani para vermediği kardeşler ihtiyaçlı ise ve onlara vermeyip de sadece şeye vermesi doğru değil. Şimdi bu verdiği şey bizim e, kaynaklar da daha çok e, taşınmaz bir mal verildiği zaman evlada. Sanki öyle zannederiz biz. Yani asaptan biri geliyor ya evet. e, çocuğunu elinden tutmuş <laughs> peygamber efendimize. Bu benim çocuğum. Ben buna malım verdim. E, annesi dedi ki Resulullah'a şahit tutmazsanız biz bunu kabul etmeyiz. <laughs> Peygamberimiz buyurdu ki siz zulmüne beni şahit tutma. Evet. Fadilu beyne evladikum. Ve çocuklarınız arasında da adil olun. Şimdi bu çocuklardan birine verip ötekine vermeme. Taşınmaz mallarda söz konusu olabildiği gibi parada taşınmaz mallarda da söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu yaptığı işle bu ana baba günaha girmiş olur. Çünkü çocuklar arasında ayrım yaptı. Ve bir de o çocukların hem kendilerine karşı hem kardeşlerine karşı Buz etmelerine sebep oldu ve artı o para verdikleri evlatları o parayı haram yerlerde kullanıyor. Kullanıyor. Artı bu halinin devam etmesini de sağlamış evet, oluyor. Nasıl olsa geliyor. Neye çalışayım evet. adam Hocam e, faizli kredi çektim ve kredinin faizini ödedim. Geriye kalan faizsiz kısmı için ne tavsiye edersiniz? Yok onun parası. <laughs> para. O onun parası. O ihtiyacını harcar onu. Yani, yani yani o para almış, o para onun zimmetine geçmiş. Evet. O haram para sayılmaz o. Yani o kumar parası gibi veya sırf faiz gibi veya hani o, efendim Ötediği faizli kısım bu kısmın helalliğini etkiler mi hocam? Yok, onu ben, ben kanatimiz etkilemez. Ama evet. o muameleyi yaptığı için günaha evet. girdi zaten. Günaha girdi. Ama. Hani bu, faizli paranın arta kalanı ya. Ama o faizli parayı almış o aldığı para ne? Şimdi bin lira almış, bin beş yüz lira veriyor. Ödemesi mesela. gerekiyor. Beş yüzünü ha. ödemiş. Faizli kısmı. Bu bin lira hala devam ediyor. Evet. E onu da ödeyecek zaten. Onun onu parası. Evet. Hocam e, ulaşım araçlarında farz veya nafile namazlar kılınabilir mi? Efendim nafile namaz her halükarda kılınabilir. Yani Peygamber Efendimiz kılmış. Yani bineği üzerinde giderken <laughs> hatta kıble istikametini bile gözetmeden efendim ruku yapacağında biraz eğilerek hayvanın üzerinde secde yapacağında daha çok eğilerek nafile namazlar kılmış. Onda bir şek şüphe yok. Peki farz namazlar kılınabilir mi? Eğer vakit geçecekse ve duracağı bir yerde namaz kılma imkanı yok ise o takdirde e, o taşım araçlarında da farzı da kılabilir. Ama şunu yapması lazım. E, namaza başlayacağı zaman imkan nispetinde kıbleyi araştırıp oraya doğru dönecek. Ve o araç giderken Kıble yönü değişiyorsa ona göre de yönü değiştirmeye gayret etmesi lazım. Tam e, halbuki buna şart değil. İlk başta kıbleyi tespit etsin. Ondan sonra da efendim istediği... O şekilde bitirsin. O şekilde lazım. bitirsin diyen görüşler de var zannediyorum. Evet. Bu bizim e, önemli kitaplarda isim vermeyeyim şimdi yer alır. Ama eğer o namazı normal şartlarda kılma imkanı varsa o zaman... Onu öncelemek lazım. Tabii o şeyde kılamaz. Şimdi evet. biz e, yolculuğa gidiyorduk bir. Onu da söyleyeyim Avrupa'ya gidiyorduk. Otobüsle. Bulgaristan'da e, otobüs mola verdi. Bir yerde uygun bir yer. Orada abdest alacak su var. E, namaz kılma imkanı var. Zaten sec seccadelerimiz var. İşte orada indik. Ve hem ikindiyi hem öğleyi orada kılacak şekilde o müsaitti. Kıldık namazımızı. Yolculardan iki kişiyi otobüsün en arka koltuğunda oturduğu yerden kılıplarını gördüm ben. Dedim ki ya siz niye böyle yaptınız? Ne vardı dedi. E sizin namazınız oldu mu? E olmadı mı? Dedim ki ya siz kıbleye dönmediniz. Çünkü istikamet batı. Ters, ters istikamet. Batı. Bir. İkincisi kıyam yapabilirdiniz. Kıyamı da terk ettiniz. Çünkü aşağısı müsait. Size engel olan da yok. Yani şimdi ve bu işi yapanlar da kendilerini az çok bilgili zanneden insanlar. Maalesef bu hatalara düşülüyor. Ee, yani asıl olan şey normal kıyamı, rükû, secdeyi yapmaktır ama bu mümkün değilse ki şu da bir mazeret sayılabilir. Yani araçta kılmak için farzı yer samur balçık secde imkanı edemezim imkanın yok ha o da bir mazeret olabilir hocam siz şimdi kıble deyince aklıma şöyle bir soru geldi malum dünyamız yuvarlak biz <laughs> kıblenin tam tersi istikametinde dursak e, yönümüz kıbleye dönmüş olmaz mı dünyanın şimdi yuvarlakla şimdi yuvarlakla ben, ben sen benim doğundasın fazlalı ben sana döndüğüm zaman batıya dönmüş olur mu olmuyor yani şimdi dünya yuvarlak ya o Yarım önce yine aynı istikamette gidiyor. Yunus <laughs> ya hocam. Yani bu dünyayı tümüyle dolaşması <laughs> lazım. Yok yarım yarım küre yarım küre. Evet. 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 Ee, hocam e, ticarette kar haddi var mıdır? Şimdi hukuken yoktur. Yani e, şu fiyata aldım. Şu fiyata satmak zorundayım ya da %100'den fazla kar Koyamam ya, üzerine. Bu, bu, bu hukuken yoktu. Piyasa bunu ayarlar. Hatta bu fiyat tahtidine nark derler biliyorsunuz. Evet. O e, bunun fıkıhtaki adı tesirdir. Peygamber <laughs> Efendimiz'e geliyor sahabiler. Ya Resulallah diyor. Diyorlar. Piyasa pahalandı. Nark koysanız. Diyor ki narkı Allah kor. Çok verir, ucuzlatır. Az verir, pahalandırır diyor. Koymuyor. Ha şimdi bu bir. Vaktimiz var mı? Var hocam bir iki İyi. dakikamız daha var. Bu bir. iki. Yaptığımız alışverişin şekli ne? Bir, pazarlık yaparız. Kaç lira bu şey, kupa? 10 lira. Ya 8 lira olma mı? 8 olmaz ama hadi 9 olsun. Buna müsabeme ederiz. Pazarlık usulüyle satma. Bunu sen 5'e almışsın, 10'a almışsın fark etmez. Bu bir. İki, ben diyebilirim ki sen buna talipsin bu kupaya. Diyebilirim ki ben bunu 10 liraya aldım. Yüzde 10 kar ver, vereyim. Buna murabaha derler. Caizdir. Ama gerçekten 10 liraya aldıysam. Eğer bunu ben 10 liraya değil de 9 liraya aldıysam ve bunu sana söylemişsem o zaman yanlış yapmış oluyorum. Onun hukuki sonucu var. Ha, ben bunu 10 liraya aldım. Sana da 10 liraya vereyim diyorum. Ama bunu ben 8 liraya almışım. Yalan söylemişim. O günahtır. Ama sen muhayyersin. İstersen 10 lira alırsın, istersen vazgeçersin. Yani ver paramı dersin. Ha. Bunlarda bir tahdit var bakın. Yani evet. şu fiyata bana mal oldu, sana şu fiyata satayım derken kendisinin koyacağı bir tahdit var. Ha bir de böyle değil. Piyasada bazı mallar şey oluyor, pahalanıyor, artıyor fiyatları. Peki devlet bunlara sınırlama getirebilir mi? İhtiyaca göre getirebilir. Evet ihtiyaca göre. Çünkü bu e, şu tasarrufu'l imam menutun bil maslaha diye bu konu var. Şey evet. şey var, kaide var. Yani devletin o imamdan maksat devlet. Devletin tasarrufu ammenin toplumun Menfaat. menfaatına göredir. Toplumun menfaati o paralara o şey o mala koymaksa. Yani sen buna %20'den fazla şey koyamazsın ona uymak zorunlu. Ona uymak zorunda ama devlet de her mala koymaz bunu. Ayakkabı boyasına koymaz. koymaz Diş fırçasına evet. koymaz diyelim. Ama insanların ve hayvanların beslenmesi için temel ihtiyaç maddeleri. Temel ihtiyaç maddelerine devlet bunu koyabilir. Evet. E, bu, bu da neye bağlıdır? İşte maslahata bağlıdır. Maslahata Hocam ağzınıza sağlık, ilminize bereket. Bugün de programımızın sonuna geldik. Efendim sizler de Hüseyin Kayapınar hocama sorularınızı 0552 915 82 42 numaralı telefondan bizlere ulaştırabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.